Herkese merhaba. Dünyanın en yüksek dağının Everest Dağı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Peki dünyadaki en derin deriyi sorsak cevabınız ne olur? Cevabınız Mariana Çukuru'ysa o kadar emin olmayın. Çünkü dünyanın bir yerinde ünlü Mariana Çukuru'ndan da derin bir çukur var. Ve bu delik insanlar tarafından kazılmış. Aslına bakarsanız bu projenin ulaştığı derinlikle ilgili birçok teori ve komplo teorisi mevcut. Peki projede keşfedilen şey tam olarak neydi? Ya da ne kadar derine inilmişti? Gelin dünyadaki en derin deliklere hep birlikte göz atalım. Chandbawri. Dünyadaki en derin deliklerin yüzeyden nasıl göründüğünü düşündüğünüzde kafanızda muhtemelen ucu karanlığa açılan dairesel bir oyuk canlanır. Ancak durum her zaman böyle değildir. Örneğin Doğu Hindistan'ın Rajasthan bölgesinde bulunan Chandbawri'yi ele alalım. Chandbawri basit bir dairesel boşluk değil, karmaşık bir basamaklı kuyudur. Basamaklı kuyular, su seviyesine ulaşan basamaklardan oluşan uzun koridorlara sahip yapılardır. 8. yüzyılda inşa edilen bu özel basamaklar, Rajasthan çevresindeki bölgelere güvenilir bir su kaynağı sağlıyorlardı. Tabii burası modern su dağıtım sistemlerinin icat edilmesinden yüzyıllar önce yapılmıştı. Öte yandan Chandbawri 30 metre aşağı kadar inen 13 katlık 3500 dar basamaktan oluşuyordu. Bu derinlik de merdivenlerin ulaştığı dünyadaki en derin noktaya işaret ediyor. Peki en aşağıda ne mi var? İşte harika bir manzara sunan koyu yeşil durgun sular. Burada yüzmek ister miydiniz? Yamal Deliği. Yamal Yarımadası ve Sibirya'nın vahşi doğası üzerinde gezinen helikopter pilotları 2014 yılında bu dairesel alanla karşılaştılar. Bu mükemmel dairesel delik 20 metre uzunluğundadır ve 51 metrelik korkunç bir derinliğe sahiptir. Peki bu devasa deliğin kökeni ne olabilir? Her zaman olduğu gibi komplo teorisyenleri gizli nükleer silahlar ve uzaylılar gibi birçok teori ortaya attılar. Ancak bilim insanları bu tuhaf boşluğun bir Pingo tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşünüyorlar. Pingo ya da diğer adıyla hidrolakolit, donmuş bir toprak tabakasının altından akan suyun yukarı doğru baskı yapmasıyla oluşur. Su dondukça genişleyerek bir tümsek oluşturur. Sonrasında artan sıcaklıklar bu tümseğin erimesine ve çökmesine neden olarak arkasında devasa bir krater bırakır. Diğer bir teori ise yer ısındıkça yeraltı buz oluşumlarının çözülmesiyle ilgilidir. Böyle bir süreç, uzun süre tutulan metan gazlarının patlamadan önce yüzeye çıkmasını sağlayarak dev delikler oluşmasına neden olabilir. Sonuç olarak bu devasa deliğin kökeni ne olursa olsun, kesin olan bir şey varsa o da hiçbirimizin oraya düşmek istemeyeceğidir. Monticello Barajı. Devasa, gizemli delikler yalnızca karada değil, aynı zamanda su yüzeyinde de bulunabilirler. Pekala, ilk bakışta bunun tehlikeli bir girdap olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu gördüğünüz su birikintisi aslında dolu savak olarak adlandırılır. Dolu savaklar temel olarak taşma drenajlarıdır ve rezervuar suyu belli bir noktaya ulaştığında fazla suyun barajın üzerinden taşmasını engeller. Kaliforniya'daki Monticello Barajı maksimum kapasiteye ulaştığında bu dairesel dolu savak saniyede 1381 metreküp oranında suyu aşağı doğru yönlendirir. Bu oran, ortalama bir olimpik yüzme havuzunda bulunan suyun yarısından fazlasıdır. Dolu savağın kendisine gelince, yapının 60 metrelik korkutucu bir derinliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani 18 katlı bir binanın uzunluğu kadar derin bir alandan bahsediyoruz. Buradan aşağı düştüğünüzü bir hayal edin. Bu korkunç olurdu, öyle değil mi? Aslında Emily Shua adında bir kadın, 1997 yılında bu dolu savağın yakınlarında yüzmeye karar vermişti. Ancak kısa süre içerisinde yapının yarattığı güçlü akıntıya kapıldı. 20 dakika kadar çemberde kalmayı başaran kadın sonunda içeri çekildi ve hayatını kaybetti. Yani bu deliklerin bir girdap kadar tehlikeli olacağını düşünebiliriz. Şeytan Çukuru. Kaşif Amon Billings, 1867 yılında Teksas'ın vahşi doğasında gezinirken bir düden keşfetti. Yapıyı daha yakından görmek istedi ve ona doğru ilerledi. Ancak gördükleri karşısında dehşete düştü ve alana Şeytanın Düdeni adını verdi. Aslına bakarsanız bu isim deliğe oldukça uygun. Ana mağara 19 metre genişliğinde dairesel bir yarıktır ve 106 metre kadar derinliğe ulaşır. Çukur aynı zamanda mağaranın duvarlarında yuva yapan 3 milyon yarasaya da ev sahipliği yapar. Peki burası gerçekten de şeytanın eseri mi? Tabii ki de değil.
Bu delik yaklaşık 1 milyon yıl önce yavaşça hareket eden asidik yeraltı suyunun kireç taşında büyük bir oyuk açmasıyla başlayan doğal bir sürecin sonucunda oluşmuştur. Bu süreç boyunca su ilerlerken bir zamanlar mağaranın tavanını tutan su boşalmış ve bu inanılmaz oluşumu yaratmıştır. Sonuç olarak her ne kadar şeytanın işi olmasa da bu çukur kesinlikle cehennem gibidir diyebiliriz. Cehennem Kuyusu. Şeytandan bahsetmişken bir de Doğu Yemen'deki Al-Mahara'nın ortasında bulunan bu ürpertici deliğe göz atalım. Bu çöl manzarası Cehennem Kuyusu olarak bilinen kilometrelerce genişlikteki bir çukura ev sahipliği yapıyor. Bu çukur yaklaşık 30 metre genişliğe ve 111 metre derinliğe sahip. Öte yandan daha önce bu bölgede bulunan insanlar delikten gelen iğrenç bir kokudan bahsediyorlar. Anlatılanlara göre bu koku o kadar keskinmiş ki yerel halk Cehennem Kuyusu'nun iblislerin yuvası olduğuna inanmışlar. Pekala, bu tüyler ürpertici iddialara rağmen 10 kaşiften oluşan bir ekip çukurun dibinde tam olarak ne bulunduğunu keşfetmek için bir araştırma başlattılar. Doğal olarak araştırmacılar alanda herhangi bir iblis bulamadılar ancak bazı şelaleler, dikitler, mağara incileri, yılanlar ve kuşlarla karşılaştılar. Yani bu delik kötü ruhları barındırmak amacıyla oluşturulmamış sıradan bir düdenden ibaretti. Yine de çukurun pis kokulara, ölü kuşlara ve korkutucu yılanlara ev sahipliği yaptığı göz önüne alındığında burasının gerçekten de cehennem gibi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük Mavi Delik. Monticello Barajı'nda gördüğümüz gibi büyük delikler karanın yanı sıra suda da yer alabilirler. Hatta bu delikler bazen denizin ortasında bile oluşabilirler. Örneğin Büyük Mavi Deliği ele alalım. Yaklaşık 15 bin yıl önce oluştuğu düşünülen bu alan, Belize kıyısının 64 kilometre açığında bulundu. Bu deniz kuyusu, deniz seviyelerinin daha düşük olduğu zamanlarda kuru arazide bulunan bir kireç taşı mağara sistemiydi. Zamanla asit yağmuru kireç taşı ile reaksiyona girerek kireç taşının erimesine ve mağara çatısının çökmesine neden oldu. Daha sonra deniz seviyeleri tekrar yükseldiğinde mağara sistemi sular altında kalmaya başladı ve böylece şu anda büyük mavi delik olan yer oluştu. Büyük mavi delik 317 metrelik şaşırtıcı bir genişliğe sahip ve çevredeki sudan çok daha derin bir noktaya ulaşıyor. 125 metre derinliğindeki delik, çevresindeki suya göre çok daha koyu bir renge sahip ve bu nedenle de kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Ancak burası ile ilgili önemli olan tek şey sadece inanılmaz derinlikleri değil. Buranın bir zamanlar mağara olduğunu düşünürsek, sarkıt ve dikitlerle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Büyük Delik. Güney Afrika'nın Kimberley şehrinde bulunan Kimberley Elmas Madeni, halk tarafından genellikle Büyük Delik olarak adlandırılır. Bu çukur 450 metre genişliğe sahiptir ve su hattının 210 metre derinine ulaşır. Peki bu kadar büyük bir çukurun Güney Afrika kırsalının ortasında ne işi var? Şöyle ki 1871 yılında burada elmas bulunması birçok insanın ve şirketin bölgeye akın etmesine yol açtı. Öyle ki elmasın keşfinden yalnızca bir yıl sonra kazıcıların nüfusu 50 bine yükselmişti. Ancak ne yazık ki kazılar ilerledikçe çeşitli maden kazaları yaşandı ve bu kazalarda birçok insan hayatını kaybetti. Öte yandan kötü koşullar, yiyecek ve su eksikliği ve yoğun yaz sıcakları gibi sebeplerden dolayı da birçok kayıp yaşandı. 1914 yılına gelindiğinde ise madendeki kazılar durduruldu. Ancak bu süreç boyunca toplamda 22 milyon tonun üzerinde kaya kazılmış ve 31 ton elmas elde edilmişti. Terk edilen maden kısa süre içerisinde yağmur ve yeraltı sularıyla doldu ve güncel olarak 40 metrelik turkuaz sularla kaplı harika bir manzara sunuyor. Ejderha Deliği. Şimdi de Güney Afrika elmas madeninden çok daha derinlere ulaşan bir deniz mağarasına göz atalım. İşte Güney Çin Denizi'nde bulunan Ejderha Deliği. Bu 300 metrelik inanılmaz delik, dünyanın en derin deniz çukurudur. Büyük mavi delik gibi ejderha deliği de suyun kireç taşını aşındırarak mağara çatısının çökmesine neden olması sonucu oluşmuş olabilir. Yani bu deliğin oluşumu da muhtemelen deniz seviyelerinin yükselmesine bağlıdır. Yerel efsaneye göre ejderha deliği, ünlü Çin romanı Batıya Yolculuk'taki Maymun Kral'ın bir ejderha tarafından yönetilen denizaltı krallığından ünlü altın sopasını aldığı yerdir. Ancak ne yazık ki bu büyük mavi delik pek de bir ejderha tanrısı tarafından yönetiliyor gibi görünmüyor. Bölge bazı deniz gizemlerini barındırsa da ejderha deliğinin üst kısmı yani 90 metrenin üzerindeki derinlikler en az 20 balık türüne ev sahipliği yapıyor.
Ancak daha derinlerde neredeyse başka hiçbir şey mevcut değil. Bunun nedeni ise deliğin okyanus gelgitlerine yol açan herhangi bir açık mağaraya sahip olmamasıdır. Bu durum oksijenden yoksun, izole ve durgun derin suların oluşmasına yol açıyor ve bildiğiniz üzere oksijenin olmaması, yaşamın olmaması anlamına gelir. Sonuç olarak ejderha deliğinin son derece korkutucu bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Mir Madeni. Sibirya'da bulunan bu açık elmas madeni, 1188 metre genişliğe ve 520 metrelik devasa bir derinliğe sahiptir. 1950'lerde Sovyet jeologlar bölgede elmas içeren alanlar keşfettiler ve 1957'de madencilik projeleri başlatıldı. Tabii bu hiç de kolay bir iş değildi. Ortalama kış sıcaklarının eksi 50 dereceye ulaştığı Sibirya'da bulunan zemin sert bir permafrostla kaplıydı. Bunu aşmak için işçiler zemini eritmek amacıyla jet motorları kullanmak zorunda kaldılar. Ancak tüm zorluklara rağmen Mir Madeni hızla Sovyetler Birliği'ndeki en büyük elmas madeni haline geldi ve 60'larda bu madende yılda 2 tondan fazla kimberlite elması üretildi. Aslına bakarsanız buradaki madencilik faaliyetleri su baskınlarının madeni kullanılamayacak kadar tehlikeli hale getirdiği 2017 yılına kadar devam etti. Ancak burası sadece madende çalışanlar için değil, aynı zamanda gökyüzündeki uçaklar için de bir tehdit oluşturuyordu. Bu kulağa oldukça garip gelse de, görünüşe göre toprak, deliğin derinliklerindeki havayı ısıtıyor. Bu sıcak hava yükselirken, etrafındaki soğuk hava da çöküyor. Delik içindeki hava ile yer üstündeki hava arasındaki büyük sıcaklık farkı ise, uçakları uçurumun içine sürükleyebilecek ölümcül bir girdaba neden oluyor. Şimdiye kadar böyle bir kazaya dair herhangi bir kayıt yok. Ancak uçak yolculuğunuzun bu çukurun derinliklerinde sonlandığını bir düşünün. Kola Süper Derin Sondaj. Şimdi de videomuzun başında bahsettiğimiz projeden, yani dünyadaki en derin delikten bahsedeceğiz. Öncelikle Kuzeybatı Rusya'nın uzak bir bölgesi olan Kola Yarımadası'na gidelim. Burası dünyanın kaydedilen en derin deliği olan Kola Süper Derin Sondaj deliğinin bulunduğu yerdir. Ancak yüzeyden baktığınızda konu hakkında şüpheleriniz olabilir. Evet, dünyadaki en derin delik bu paslı, terk edilmiş metal kapağın altında bulunuyor. Peki ne kadar bir derinlikten bahsediyoruz ya da kapağın altında tam olarak ne var? Bunu öğrenmek için 1960'lı yıllara gitmemiz gerekiyor. Bu süre zarfında ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş kapsamındaki rekabet doruğa ulaşmıştı. Tarih genellikle bu ülkelerin arasındaki uzay yarışından bahsetse de Amerika'nın Mohole projesi kapsamında Pasifik Okyanusu'na 182 metre derinlikte bir sondaj yapılmasıyla başka bir rekabet daha başlatılmıştı. Ancak Sovyet bilim insanları Kola Süper Derin Sondajını açarak bu çabayı boşa çıkardılar. Sondaj çalışmaları 1970 yılında Uralmaş 4E rigin kullanımıyla başlatıldı. Operasyon 1989 yılında sona erdiğinde ise 22 cm genişliğindeki delik inanılmaz bir şekilde 12.262 metre yani neredeyse 12,5 kilometrelik bir derinliğe ulaştı. Bu dünyanın en derin madeninden 8 kilometre, Mariana Çukuru'ndansa neredeyse 1,6 kilometre daha derin bir noktaydı. Aslında bu derinliği şu şekilde daha iyi anlatabiliriz. Yeryüzünde böyle bir yüksekliğe ulaşmak isteseydik, Everest Dağı'nın üzerine Fuji Dağı'nı yerleştirmemiz gerekirdi. Öte yandan bu delik o kadar derin ki, eğer bir şekilde buradan aşağı düşebilecek olsaydınız, deliğin sonuna ulaşmanız 50 saniye sürerdi. Peki, Sovyet bilim insanları bu noktaya nasıl ulaşabildiler? Aslında sondaj başladığında granit kayanın içinden ilerlemek oldukça kolaydı. Ancak yaklaşık 6,5 kilometre aşağı inildiğinde katmanlar daha yoğun bir hale geldi ve delme işlemi zorlaştı. Sonuç olarak matkap uçları kırıldı ve kazıcıların delme yönünü birkaç kez değiştirmesi gerekti. Böylece yavaş yavaş aşağı doğru ilerlediler ancak sürekli olarak yeni bir engelle karşılaştılar. Örneğin sıcaklık. Dünyanın mantosundan gelen ısı akışı nedeniyle aşağılara indikçe hava daha da ısınır. Öyle ki proje kapsamında 11 kilometreden fazla derinliklere ulaşıldığında sıcaklık 180 santigrat dereceye ulaştı. Ve bu oran beklenenin iki katıydı. Yükselen sıcaklık sondaj ekipmanlarının kapasitesinin ötesindeydi. Ve böylece bilim insanlarının projeyi sonlandırması gerekti. Peki proje gerçekten de bu sebeple mi sona erdirildi? Bazı teorisyenler deneyin sona ermesine çok daha ürkütücü bir şeyin yol açtığını öne sürüyorlar. Örneğin bilim insanlarının işkence gören ruhların çığlıklarını kaydettiklerini, yani sondajın yeraltı dünyasına ulaştığını iddia edenler oldu.
Ancak bu korkunç sese dair anlatıların sadece bir şehir efsanesi olması oldukça muhtemel görünüyor. Çünkü ses kayıt cihazlarının 180 santigrat derecelik sıcaklıklarda çalışması mümkün değildir. Öte yandan bu sondaja ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, kaydın 1972 yapımı korku filmi Baron Blood'da kullanılan seslere şüpheli bir şekilde benzediğini tespit ettiler. Yine de Pola süper derin sondajının yeraltı dünyasına açıldığını düşünen birçok insan var. Böylece dünyanın en derin çukurunu da keşfetmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.